engüzelbalkon.com web sayfamızda hazır arkadaşlar. Payas Belediyesi öncülüğünde Mustafa Kemal Üniversitesi Mavi Yeşil Doğa ve Bilim Derneği işbirliğiyle düzenlenecek ödüllü en güzel balkon yarışması için protokol imzalandı. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Antakya'da bir restoranda düzenlenen protokol imza töreninde şehirlerin marka olabilme ve marka değerlerini ön plana çıkarma gayreti içerisinde olduğunu söyledi. Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok. Kim nerede güzel bir iş yapmışsa biz de getirelim, şehrimizde yapalım dediğimiz gibi bir de yapılmayan ama bunun yanında da insanların ihtiyacı olan, canlıların ihtiyacı olan her türlü hizmeti yapmak gibi bir gayret içerisine girdik. İşte 4 dönemdir belediye başkanlığımızdaki sırrımız budur. İnsanı çok değerli kılıp onun beklentisine cevap verebilmek noktasındaydı. Altan, belediyenin ilçe genelindeki yaptığı çalışmalara da değindi. Altan, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde restorasyon çalışması yaptıklarını hatırlattı protokol töreninde. Tarihi mekana verdiğimiz, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ne verdiğimiz restorasyon sayesinde şunu gördük ki, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıktığınız zaman halk da size sahip çıkıyor. Yani geçmişinize, kimliğinize, kültürünüze sahip çıkarsanız aslında kendinize sahip çıkmış oluyorsunuz. Hedeflerinin bir algı oluşturup farklılığı yaşatabilmek olduğunu ifade eden Altan şöyle devam etti. Türkiye'de ilkleri gerçekleştiriyoruz dedik. 4 ilk gerçekleştiriliyor burada. Üniversitelerine yapılan ilk defa bir balkon düzenleme çalışması. Bundan önce de çok çalışmaları bir başka üniversitelerle yaptık. Ama bundan sonra arzu ediyoruz, temenni ediyoruz, gayret sarf ediyoruz ve özellikle de istiyoruz ki ilimizde bulunan 2 tane üniversiteyle her projenin altına mutlaka imza atalım. Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Necmi İşler ise üniversite olarak belediye, resmi kurumlar ve vatandaşlarla iç içe bulunma gayreti içerisinde olduklarını anlattı. Özellikle mimarlık fakültesi olarak sadece Payas Belediyesi değil, diğer belediyelerin de bu tip buna benzer çalışmalarını yapmasını bekliyoruz ve onlara da değişik şekilde katkı sunmak istiyoruz. Mavi Yeşil Doğa ve Bilim Derneği Başkanı Fatih Özcan da böyle bir projede yer aldığı için mutluluk duyduğunu dile getirdi. Biz de Payas'ta herkes kendi balkonda oturduğu zaman çok güzel eski Evliya Çelebi'nin bahsettiği o soğuk suları, o pınarları ve o yaylalarında sanki geziyormuş gibi bir hava estirecekleri için böyle bir projede biz de katkı sunuyoruz ve hep beraber inşallah daha iyiye götürürüz diye düşünüyoruz. 14-23 Mayıs'ta başvuruların alınacağı yarışma kapsamında akademisyenlerce katılımcılara doğa ve çevre bilinciyle ilgili sunumlar yapılacak. Üniversite öğrencileri balkon sahipleriyle balkon peyzaj projesi hazırlayacak. Yarışma kapsamında Payas Belediyesi proje ortaklarıyla balkon peyzaj çalıştayı gerçekleştirilecek ve katılımcılara çiçek temin edecek. Yarışmada 1.'ye 4.000, 2.'ye 3.000, 3.'ye ise 2.000 lira, 3 ayrı katılımcıya da 1.000'er lira ödül verilecek.